bu mektubu... Tapki yazdı, öyle mi? Evet. Bunu sana kim söyledi? Tapki söyledi. Ona inandın mı? Tapki bir kez daha seni kandırıp oyuna getirmiş anne. Sen ne saçmalıyorsun bir an? Saçmalık değil, saçmalık bu anne. Bu sahte mektup. Çünkü ben Tapki'nin el yazısını çok iyi biliyorum. Ve bu mektubu yazan kişi Tapki değil. Sor bakalım. Sor bakalım, bu mektubu yazan o muymuş? Söyle. Bu benim sana yazdığım mektup değil Bihan. Mektubu yazan bendim Tapki. Ve senin mektubunu bununla değiştirdim. Şimdi ne kanıtın varsa söyle. Bihan, bu benim el yazım değil ama bak bu raporlar benim. Bak bunlar benim hamilelik raporlarım işte. Bak ben bu evden ayrılırken hamileydim. Bu bir kan testi raporu Tapki. Bunun neresinde? Neresinde senin anne benim baba olacağım yazıyor? Söyle neresinde? Yeter! Yeter Tapki, yeter! Daha ne kadar yalan söyleyeceksin? Beni nasıl aldatacaksın? Sen bizim sevgi bağımızı kopardın. Şimdi de çocuğumuz hakkında yalan... Hayır Bihan. Lütfen. Lütfen sözlerime inan Bihan. Lütfen. Hayır Tapki. Şu anda ne benim aklım ne de kalbim seni dinlemeye hazır değil. Sen benim kalbimi kırdın. Sonunda bugün sana güvenimi kaybettim. Şimdi sana nasıl güveneceğim? Bihan, kabul ediyorum. Ben senin acı çekmene neden oldum. Sana çok kötü şeyler yaptım. Ama bütün o hatalarım için senden af diledim. Lütfen beni affet, özür dilerim. Lütfen böyle yapma. Bihan, ben sana yaptıklarım için özür dilerim. Özür dilerim Bihan, affet beni. Ooo, şimdi anladım. Benden bunun için özür diledin. Bunun için? Yani gidip Kabir'le evlendiğin için mi? Siz ikiniz benden kurtulup evlendiniz diye mi? Ama bunun için benden niye özür diliyorsun? Neden özür diliyorsun anlamıyorum. Senin kocan o. Ne istersen yap.
Yani Tapki bunları sen... Sen bütün bunları neden yaptın? Bir an... Yeter Tapki! Hiç utanmıyor musun sen? Sürekli yalan söylüyorsun ve Bihan'ın hatalı olduğunda ısrar ediyorsun. Bihan'a bir bak. Bak! Onun suçu neydi? O seni çok sevdi. Sevmek günah değil ya. Ama senin umrunda bile olmadı. Aksine sen onu hep cezalandırdın. Başka bir şey yapmadın. Yeter! Haddini aşma artık. Hayır anne. Ben bugün sessiz kalmayacağım. Bu evde başından beri herkes her zaman Tapki'yi destekledi. Ama Bihan'ın yanında kimse durmadı. Ama bugün ben Bihan'ın yanında duracağım. Çünkü sen hatalısın. Bu adam senin için ne kadar çok şey yaptı. Seninle olan evliliğini kurtarmak için elinden geleni yaptı. Hatta yeniden başlamaya bile çalıştı. Ama sen her seferinde yalnızca onun kalbini kırdın. Senin sorunun ne? Sen sadece başka insanların mutluluğunu çalınca mı mutlu oluyorsun? Yani demek ki sen ne olursa olsun Bihan'ın senin adını sayıklamasını, senin için ağlayıp yas tutmasını Yeter. İstiyorsun. Bihan artık ağlamayacak. Sen benimle bağımı kopardın. Beni terk edip başkasıyla evlendin. Artık ben de seninle bağımı kopardım. Eğer sen bensiz yaşayabiliyorsan Bihan Pandey de sensiz yaşayabilir. Ne demiştin hatırlıyor musun? Eğer sen sonunda Kabir'le evlenirsen, benim de Sankar'la evlenmem gerekecekti. Bugüne kadar ne senin evliliğini ciddiye almıştım ne de benimkini. Ama bugün sen Kabir'le evliliğin gerçekliğini kanıtladığına göre, ben de kendi evliliğimi tamamlamalıyım. Öyleyse bu ateşin etrafında yeminimi edecek ve Sankar'la olan evliliğimi tamamlayacağım. B-
Bihan. Bihan sen ne diyorsun böyle? Aklın başında mı senin oğlum? Şimdi aklım başıma geldi anne. Daha yeni geldi. Ve bu Tapki'nin sayesinde oldu. Bu yeni hali benim de gözümü açtı. Şimdiye dek herkes hayatında ilerlemeyi sürdürdü ama ben... Cahil, bilgisiz Bihan hep aynı yerde kaldım. Tapki, Tapki, Tapki'miz dedim durdum hep. Ama artık onun yasını da istemem. Sevgisini de. Bihan oğlum, bu yanlış anlaşılmalar zaten aranızı yeterince açtı. Şimdi sakın ani karara... Yanlış anlaşılmaları bugün çözdük anne. Bugün aramızda ne sorun varsa çözdük. Böylece Tapki ve Bihan için her şey bitti. O Tapki ile Bihan bir zamanlar birbirlerini her şeyden üstün tutardı. Tapki ile Bihan Tanrı tarafından bir araya getirilmişti ama bugün ayrıldılar.